Muhallebili tatlı. 300 gram çiğ kadayıf, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı ceviz, yarım paket bitkisel margarin. Muhallebisi için 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 2 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket krem şanti. Süslemek için ceviz. Şimdi efendim, güzel bir kadayıflı tatlımız var. Evet, kadayıfı kim sevmez ki, değil mi? Evet, muhallebi yapacağız. Hı hı. Önce kadayıflardan başlayalım. Önce kadayıflarımızı doğrayalım. Doğrayalım o zaman. Sonra da güzel bir muhallebi yapacağız. İkisi böyle kat kat birleştireceğiz. Çok güzel bir muhallebi tatlımız olmuş olacak. Evet, kadayıflarımızı böyle tahtada doğrayalım. Hı hı. Margarin koyacağız, evet. Tamam. Sen o zaman onu tiftiklerken, tekrar böyle keserken iyice... Evet, biz altını açalım bir yandan. Erisin. Şöyle efendim, margarin alıyorum. Ne kadar kullanayım? Yarım paket kullanabiliriz. Yarım paketini kullanalım. Evet. Tamam. Başka bir kapta mı eriteceğim, direkt üstüne Yok, direkt içine koyayım. Direkt bir paketin yarısını, yani 125 gram kadar kullanacağız o zaman. Evet, yarısını kullanalım. İyice kıvıracağız. Sırasıyla şekerini, cevizini ekleyeceğiz. Aha. Benle ilgili bir şey öğrendim. Bak şimdi. Söyleyeceğim hemen. Evet, buyurun. Acaba diyor, benle ilgili ne öğrendi? Şimdi böyle saçları şu an tabii toplu. Bir uzun saçları varmış. İnanamazsınız yani. Evet, uzun saçı çok severim. Ama ne kadar uzun? Atıyorum mesela, benim saçım da uzun şu an. Hani uzunla giriyor. Beline saçı, kadar var. Belinin altında galiba neredeyse, değil mi? Yani hemen hemen, evet. Yani nasıl mesela, nasıl bakıyorsun saçlarına? Çok zor kadınlar için. Hele ben çocuklu kadınlar için daha zor. Çok severim. Arada bir saç maskesi yaparım. Ona da maske yapıyorsun, ona maske de yapıyorum yani. Kesinlikle. Vallahi bravo. Saçlarım çok gürüdür. Evet. Bu arada muhallebiye başlayayım mı ben de? Başlayalım tamam. Bir yandan onu da. Neler koyacağım sen bana istersen Önce söyle. Önce sütümüzü koyalım. Soğukken, henüz altını açmıyorum. Soğukken evet. Süt sütümüzü ve unumuzu ekliyoruz. Evet, tamam. 1 litre süt kullanıyoruz. Hemen 2 yumurtamızı da içine kırıyorum. O zaman ne koyduk? Süt, un, şeker ve yumurta koyduk. İyice karıştıralım, altını açalım. Ama soğukken karıştırıp evet, yumurtanın pişmemesi için soğukken koymamız önemli unla birlikte. Karıştırıyoruz efendim. Fırında da güzel bir yufkada pilav pişiyor. Az sonra onun da servisini yapacağım. Muhallebim efendim oldu. Ben altını kapattım. Evet. Önce vanilyamızı ekleyelim. Tamam. Önce seninkiyle vereyim istersen. Önce ben toz şekerle cevizimizi alalım. Şöyle. Toz şekerimiz. Evet, serpe istersen. Bir de dövülmüş cevizimiz var. Dövülmüş cevizimizi Artık kavurmanın bir kısmı bu şekilde devam edecek. Tamamdır. Ben de altını kapattım. Bir güzel karıştıralım bunu. Tamam. Bu şekilde de kavurmaya devam edelim. Ben de altını kapattım ama sürekli karıştırdığımız muhallebimizin içine hem vanilyamızı koyalım. Hem de toz krem şantisini ekliyorum. Genelde muhallebilerin aslında çok yapılan bir, tercih edilen bir şekli bu. Şimdi benim muhallebim hazır. Sen ama biraz daha galiba karıştıracaksın. Biraz daha İyicen kahverengi. Ama evet. Böyle bir kahverengi biraz daha, oldu. Biraz daha olması lazım. Hiç ama hep başına olmak lazım değil mi? Hiç Kesinlikle böyle sürekli karıştırmak lazım. Bırakırsak ipin ucunu kaçırmış oluruz. Evet. Aslında sonra da bir şey yok. İkisini birleştireceğiz. Şöyle çift kat yapacağız. Güzel bir tatlı olacak. Şimdi onu bir altlık vereyim. Onu bu tarafa alalım. Hatta aynı şekilde muhallebimizi de alalım ki ocağın üstünden rahat halledelim. Evet, öncelikle. Bunları da buraya alıyorum.
Geldik efendim birleştirme aşamasına. Şimdi bir kaşık vereyim değil mi? Yemek kaşığı istersen. Evet, yemek kaşığı alayım ben. Duydum ki senin güzel kek kalıbı tasarımların varmış. Evet. Ama hayata geçirememişsin. Kesinlikle. Böylece nasıl, duruyor orada. Nereden çıktı o fikir? Şimdi düşündükçe mutfakta ne yapabilirim, çok seviyorum. Hı hı. Biraz yaratıcılık şeyim de vardır. Hı hı. Mutfak konusunda, mutfak becerileri konusunda. Mutfak gereçlerinden ne yapabilirim diye düşünürken böyle bir kek kalıbı tasarımlarım fikri geldi aklıma. Değişik böyle kullanışlı hanımların... Kullanışlı, öğrencilerin bile kullanabileceği, apartta kalan öğrenciler olsun. Böyle hani çok basit işlerini kolaylaştıracak. Ama hayata geçiremedim diyorsun. Evet, hayata geçiremedim. Öylece bekliyorlar. Aslında güzel fikirler bunlar yani. Kadınlara biraz mutfak girişimcilik konusunda, biraz aslında böyle hani... Teşvik olsun diye söylüyorum. Böyle şeyler aklınıza geldiği zaman ne yapın dedin, aslında hayata geçirin. Kesinlikle çok isterim. İmkanlar el vermediği için. Tabii bir iş yapmak bunların hiçbirisi kolay değil, öyle söylemek gibi kolay olmuyor ama gene de keşke olsaymış. Belki bir gün oldu hiçbir şey için geçeyim. İnşallah. Bu şekilde bütün hepsinin üzerini tamamlayacağız. Sonra da artık soğumaya bırakacağız. Aynı anda fırındaki pilavımız da pişsin. Hem onu servis edelim hem onu dolaba gönderelim. Artık zaten sunum aşamasına çok az kaldı bunun. Evet. Ama mutlaka bir dolapta bir böyle biraz bekleme süreci var ki biraz muhallebi çünkü sıcak sıcak koydum. Kıvamını tutsun, kolayca dilimlenebilsin. Dilimlenebilsin. Şöyle efendim gösterelim ama bunu ben şimdi hemen dolaba atacağım. Çünkü güzelce bir soğuması lazım. Ve fırındaki pilavım pişti. Onu hemen servis ediyorum.